umarım iyi bir konuşma olur. Size faydası olur diye umuyorum. Asya, welcome first of all to all of you. The framework that Asya has described is a little large, and I hope to do my best to fill it as best I can and try to be of some use to you and hope to give you some good advice. Ben öncelikle aslında unutmadan festivale, festivalin başkanı Mirsat'a, Elma'ya ve festivali gerçekleştiren herkese öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün bizim filmlerimizi yapabilmemizin aslında en sağlam yollarından birini sağlıyorlar. Özellikle Cinelink ki gerçekleştirerek ve aynı zamanda Talent Kampüsü gerçekleştirerek. Çünkü bu buluşmalar, bugün bu burada buluştuğunuzu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Çünkü içinizde geleceğin yönetmenleri var ve arkadaşlığınız sürecek. Tıpkı 2000 yılında ben Selanik Film Festivali'nde ilk filmlerimiz gösterildiğinde Christy Pugh, ki şimdi burada jüri başkanı, biz de şu anda sizler gibi o zaman tanışmıştık ve hala o tanışıklık sürüyor. I would first of all love to thank the festival director and everybody actually whose work helps to put this festival together, because actually it's thanks to festivals like this one and to organizations like the Talent Campus and the Cinelink that actually allow us to make our films. You may not realize it today, but the fact that you're here, these few days that you're going to be spending together, the meetings that you're going to make, you're not going to forget it. For example, I was in the year 2000 in the Selanik Film Festival with, and I'd met Christy Pugh. Both of us were young filmmakers trying to, maybe we had just made our first films or first few films, and now we meet each other again and we've never lost touch, and now he's the jury president and I'm also here. You will definitely cherish these moments, and I thank the festival for making that possible. Sanıyorum hepimiz aslında Balkanların gençleriyiz. Burada bulunduğumuz toplantı böyle bir coğrafi durumu da inşa ediyor. Bizim ülkemiz ve tabii aslında biz, bütün bu bölgemiz 200-250 yıldır aslında bir değişimin ve bir tür batılılaşmanın, batılı fikirler ve hayat biçimleriyle karşılaşmanın ve o karşılaşmadan doğan bir takım gelenek ve modernite arasındaki çatışmaları hala yaşamakta. This is also a geographically specific group of people. We are, and you are young people from the Balkan and the Near Eastern region. And for us, for this region, I believe that we've been basically going through this modernization, westernization process for the last 250 years. And we've all been, or our history and our art has been coming to terms with what goes on between when the two ways of being come into conflict with each other or come to meet each other, the old ways, the traditional ways versus the modern ways. Bizim Türkiye'den örnek vermek istiyorum. Türk edebiyatının aslında en kuvvetli eserleri 30'lu yıllardan sonra, 1930'lardan sonra ortaya çıkmaya başladı, ki bu temelde aslında bir batılılaşma karşısındaki bir aydın prototipinin yaşadığı çelişkileri, yani gelenekle modern arasındaki çatışmada ne yapacağına bir türlü karar veremeyen, nereyi seçeceğine, ne yapabileceğini düşünen ve bunun aslında sıkıntısını yaşayan aydın üzerinden şekillendi. Bizim edebiyatımızın önemli bir yazarı, ki bütün aslında romancılar onun sanki paltosundan, çantasından çıkıyor gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar.
O aslında bu çelişki ve çatışmayı en derinden yaşayan ve bunu bireyin üzerinde, sanatçının üzerindeki sorgulayan kişiydi. I'd like to give an example from Turkey, from my own country. The Turkish, for example, in my opinion, the best products of Turkish literature, the best novels of Turkish literature were written in starting from the 1930s, which basically corresponds to the period right after the founding of the Turkish Republic. Especially an author that I especially appreciate is Ahmet Hamdi Tanpınar. It was his novels and his personalities that became really the model for what came after him. And he, for him, his biggest concern was how a Western-minded an enlightened person, an intellectual, comes to terms with these changes I've been talking about, the contradictions and the conflicts between the traditional versus the modern, how they come to be distilled in the individual, in this case artist. Ve aslında bu değişme ve bir tür aslında çatışma hali hala daha sürüyor. Yani gelenekselle modern ya da içine doğduğumuz kültür ve içine doğduğumuz kültürün bir yerden sonra artık bizi besleyemediğini düşünmemiz ya da o kültürden sonra öğrendiğimiz başka bir kültürün ya da başka bir batılı bir eğitimin getirdiği bir takım farklılaşmalar aslında bizi belki bulunduğumuz yerle, doğduğumuz coğrafyayla aramızdaki mesafeleri, doğduğumuz dille, konuştuğumuz, öğrendiğimiz dille ilişkimizi giderek aslında bir şekilde zedeliyor. Actually, these changes, this transformation that I've been talking about continue to this day. This conflict that goes on between what we're born into, the culture that we're born into, and then and our and the westernized model education that we have, and the fact that we come to a certain point in our youth where we feel like this culture, our native culture, no longer feeds us, and we feel the need for something different, perhaps open up to more Western cultures, and basically the geography that we're born into and the language we're born into sometimes seem like they limit us. Biliyorsunuz Nobel ödülü almış bir yazarımız var, Orhan Pamuk. O da aslında bütün romanlarında temel meseleyi bu iki dünya arasında kalmış. Doğu ile Batı arasında kalmış. Ne yapacağına tam karar verememiş. Nereyi seçeceğine karar verememiş. Bundan bir bu ortada kalıştan bir terkip de aslında tam olarak yaratamamış. Bir aydın karakterini ve onun acısını anlatır. And if you you might know our Nobel laureate, our national author Orhan Pamuk, in his novels he treats exactly the same subject. His essential question, his essential issue, is again this personality, this character that is caught between two worlds, and he hasn't exactly found a way to synthesize that in a satisfactory way, and the pain that results from that. Belki bütün bunlardan kaynaklanan, belki de aslında benim de doğduğum kültürle, yetiştiğim çevreyle beni şaşırtan yeni hayatı keşfetmem. Yani eski içine doğduğum hayatla, kadim ve devam ede gelen ve şu anda karşılaştığım yeni hayat arasında ben de benzer bir çatışmayı yaşıyorum. Yani bunun şeylerini açabiliriz. Mesela taşra, merkez, yani şehir, köy, kasaba, işte doğu batı, gelenek, ben de bunu yaşıyorum. Yani bunu her an, her yapmaya çalıştığım işle ilgili de yaşıyorum. Çünkü sürekli aslında bir zeminimi, bulunduğum yeri tanımlama ihtiyacı duyuyorum. Çünkü her şey çok hızlı ve değişken. Maybe because of
I think, excuse me. I think I myself feel that I also carry these conflicts within me, the conflict between the old life and the new life. And you can talk about many, many dichotomies along these lines. You can say the province versus the city, east versus west, tradition versus the modern. I personally, in my work and in my life, feel like I face these issues, and I always need to, I always feel the need to describe where I'm standing, where I'm coming from. Benim bu üçlemedeki karakterim olan Yusuf aslında bu son filmi izlediğiniz belki de balı ama ilk parçalarda yani sütte ve yumurtada bu bahsettiğim aslında bir tür yabancılaşmayı, bir tür çatışmayı çok daha yoğun olarak yaşayan ve ne yapacağına tam olarak karar veremeyen bir şairdi. Bir şairi seçmem aslında onun duyarlılığı ve bütün bu yaşananları hissetmesi ve yoğun olarak hissetmesi açısından önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü örneğin bizim kültürümüz eğer bir kültürden bahsedeceksek, bir medeniyet tanımlaması yapacaksak, benim geldiğim kültür tamamen şiirden inşa edilmiş bir kültürdür. Şiirle ortaya çıkmış, şiirin ana bir damar olduğu ve her şeyin aslında şiirin içinden türediği bir kültürden bahsediyorum. Ve doğal olarak bir şairi, bir şairin bugün aslında giderek şiirin marjinalleştiği, kimsenin şiiri çok fazla önemsemediği bu dünyada şiir yazma çabasını sürdürmeye çalışan birisinin benim için bu arka bahçemde yani benim arka bahçemde hala bir çaba gösterdiğinin, kendi kültürel kodlarıyla dünyayı tanımlama ihtiyacı duyduğunun da bir göstergesiydi. In the trilogy, whose last part you've seen last night, Honey, I take as main character Yusuf, who's a poet. And for me, the fact that he's a poet, the fact that I chose that as his profession is not an accident. For me, Yusuf is somebody, I don't know if you've seen the previous films, Egg and Milk, but he lives this alienation that I've been talking about very, very vividly and very intensely. And for me, a poet, the civilization that I come from, I feel that poetry is basically the defining feature of this civilization. It is a civilization that is based on poetry. And in this world where poetry is becoming more and more marginalized, for me, this the character of the poet who struggles still to produce poetry was a very important and a symbolic one. In a way, as we've been talking about the backyard, here's this guy who's trying to define define his cultural codes and define his changing cultural codes faced with the new changing world as a poet. Bir şey daha var. Yani bunun bütün bu girişin arkasında bir şey daha, bir küçük giriş daha, bir kol daha açmak istiyorum. O da insanın aslında ilk insanın da var olduğunda sorduğu bir soruyu aslında hep bugün de ve sürekli soruyoruz. Yani ben kimim ve burada ne yapıyorum ve niçin? Bu hayat niye var? Ve bunun aslında bunu arıyoruz. Yani bunu ilk andan itibaren arıyoruz. Ama bu ilk temel soru aslında giderek sonra unuttuğumuz bu soruya cevap, bu sorunun cevabını açıklamak için çok yollar bulduğumuz, keşfettiğimiz ve aslında soruyu unuttuğumuz bir hayatın içine dalıyoruz. There is something else. I'd like to make another little opening here. There is this question that has been asked from time immemorial since the first people on earth. Why am I here? Why this life? And what does it all mean? I believe that we are still asking these questions today. And yet this essential question that we begin with, the life we lead, the life we're forced to lead, the culture that that we learn,
gets us farther and farther away from this essential question, and our lives become just one big distraction from this one essential question. Ben insanın dünyada dünyaya bir ayrılık acısıyla, bir ayrılık duygusuyla geldiğini düşünüyorum. İçinde bu duyguyla var olduğunu düşünüyorum. Bu bir tür bir özlemle, bir şeye özlemle geldiğini ve sorunun da aslında oradan geldiğini düşünüyorum. I believe that we are born with this pain of separation. This is ultimately what I believe, that I think we come to this world with this essential feeling of longing for something that we are bereft of. Ayrı bir fıtratla geliyoruz. İçimizde bir naturayla, bir bilgiyle geliyoruz aslında. We're actually really born with a certain knowledge within us. Bu benim için manevi bir alanın da açılması demek ki aynı zamanda. And this for me is an opening onto a more spiritual realm. Biz sadece gördüğümüz dünya ve ayağımızı bastığımız yeri tanımlayarak hayatımızı sürdüremeyiz. We can't just be going through our lives with only the earth that we step on, only the material world that surrounds us, that we experience every day. There is more to it than that. Dünyanın sadece bu dünya olmadığını bilerek geliyoruz aslında. We really are born with the knowledge that the world is not all there is. This world is not all there is to it. Sanat işte o öbür dünyayı, yani sadece bu dünyanın dışındaki dünyayı aslında anlama, fark etme ve hissetme çabasıdır diye düşünüyorum. And in my opinion, art, the creative process, is the process, the struggle to understand, to feel this other world that exists beyond the world in which we live. Demek ki içine doğduğumuz bir kültür var, içine doğduğumuz bir dil var ve bir ülke ve o ülkenin bir kültürü var. Dışarıdan gelen, ister istemez gelen, işte batıdan gelen, modernizmle gelen başka bir şey daha var. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlarla beraber aslında bizim hakiki kendiliğinden getirdiğimiz bir şey daha var. So there is the culture, the language, all the habits that we are born into, and there is the modernization that imposes itself on us. And I believe on top of these elements, there's also what we bring to this world in that comes inside us, that we are born with. Benim çabam aslında tamamen işte o içimdeki acının kaynağının aslında bu biraz ilk başta tanımladığım doğu batı kültür yerellik ya da dil meselesi olmadığını, aslında ben kuvvetle bir ayrılık acısı çektiğimi keşfettim. My actual struggle has been lately understanding that these issues that I'm coming up against are not the issues of language or culture or this civilization versus that one, but actually that I am suffering from this pain of separation. Ve bu aslında üçlemeye giden yol ya da üçlemenin, yani bu trilojinin, Yusuf trilojinin kökünde yatan şey aslında benim içimde getirdiğim, bu dünyaya birlikte getirdiğim şeyi aramak üzere kuruldu. And the trilogy that I've made, actually it's essential, its foundation is basically my search for this separation, this pain, this condition with which I was born into this world. Bu filmleri yapabilmek için aslında ilk hatırladığım şey Rotterdam Film Festivali Hubert Bosfon için bu üçlemenin senaryolarıyla birlikte gittiğim ve ilk kez orada işte yumurtayı anlattığım, yani trilojinin ilk bölümünü anlattığım zamanı hatırlıyorum.
what I'm remembering is, in order to make these films, the first thing I had done was to go to Rotterdam to apply for a fund to be able to make the first part of the trilogy called Yumurta, Egg. Bir trilogi yapmaya çalıştığım için aslında bütünüyle orada karşılaştığım, bu sunumu yaptığımda karşılaştığım bütün uluslararası dağıtımcılar, alıcılar, işte satıcılar, televizyoncular, diğer fonlar vesaire. Herkes bana sen delirmişsin. Yani işte herkes bir film yapmaya zorlanırken üç filmi nasıl yapacaksın? Yani nasıl bunu, buna cesaret, nasıl cesaret ediyorsun diye soruyorlardı. And everybody that he met at that time, distributors, sellers, buyers, TV people, other funds, they all told him, you must be crazy. People are having a hard time making just one film, and here you are trying to make three films at once. It's ridiculous.